Aslında denize çok yakın bir yerde doğduğum söylenebilir. Dikili. Bergama, Dikili'ye yaklaşık 17-20 kilometre uzaklıkta. Çok iyi yüzme bilmiyorum. Ama benim için denizler demek tabii ki kayıklar, tekneler, gemiler ve daha bilinmem şeyler demek. Şimdiki çocukların genelde ellerinde oynadığı şeyler annelerinin babalarının telefonları, iPad'leri falan gibi bir durum var ama benim neslimde ve benden daha önceki nesilde bizim oyuncaklarımız böyle bir su birikintisi gördüğümüzde kağıttan yaptığımız gemiler, tekneler, onları orada yüzdürmek kadar keyifli, güzel bir şey yoktu. Bu dönemdekiler yaşayamıyor maalesef. Oradan mı kalıyor olsa gerek? Çok seviyorum. Deniz üstünde hareket edebilen ve seni gezdirebilen taşıtları. Birçok arkadaşımın teknesine, gemisine ya da kayığına misafir oldum uzun zamandır. Hepsinin farklı anlamları var benim için. Çünkü en küçüğünün farklı bir dokusu var. İşte 6,5 metrelik eski bir ahşap tek direkli veya işte 19 metrelik bir yat ya da efendim misafir olduğum daha da büyük tekneler. Hepsinin farklı anlamları var, farklı duyguları var ama hani bizde bir deyim vardır ya, en iyi tekne arkadaşının teknesidir diye. Bir aralar ben de niyetlenmiştim. Olmadı. İnşallah bundan sonra olabilir. Çünkü hayatımda böyle yaşlandığımı düşündüğüm bir dönemden sonra Bergama ve Dikili çevrelerinde yaşamak istiyorum ve orada mutlaka bana bir kayık da olsa, tekne de olsa bir şey lazım olacak. İnşallah öyle bir hayalim var, gerçekleştiririm. Yıllar önce 14-15 yaşlarımda Okay Temiz'le çalışıyordum. Babamla birlikte çalışıyorlardı o zaman. Okay Temiz zaten Finli bir hanımefendiyle evliydi. Şimdi de çok güzel bir oğulları var, o da büyüdü, Tommy. Finlandiya'dan İsveç'e bir yolculuk yapmamız gerekiyordu. Ve o dönem kaç yıl olduğunu hatırlamıyorum. İşte yaklaşık 20 yılı, 25 yılı aşkın bir dönem. Viking Line, yani İskandinav ülkelerinde işte Hollanda, hatta Norveç, İsveç ve Finlandiya. Aslında denize bizim kadar kıyıları olmayan ama denizle çok alakalı olan insanlar. Gerçekten ülkeleri için de çok büyük kazanç sağladıklarını düşünüyorum. Öyle biliyorum. Biraz kendimce araştırdığım kadarıyla. Viking Line gemisiyle İsveç'ten Finlandiya'ya bir yolculuk yapmıştık. Sanki bir şehir gibiydi. Kocaman. Yani yaklaşık 9 ya da 12 saat kadar yolculuk yaptık. İçeride sıkılma ihtimalin yok. İçeride restoranlar, yürüme yolları, efendim daha şu an sayamadığım eğlence alanları, oyun alanları, neler neler vardı. Ama bence denizlerin en güzeli Boğaz. Dünyanın dört bir yanını dolaşmama rağmen İstanbul kadar güzel bir şehir göremedim. Ve İstanbul'umuzu da renklendiren, şenlendiren en güzel şeyin İstanbul Boğazı olduğunu düşünüyorum. Boğaz'da gezinti yapmak dünyanın her yerini dolaşmaktan daha keyifli bir şey diye düşünüyorum.